Kuzey Kıbrıs'tan gayrimenkul yatırımı yaparken yanlış bir seçim yapıp dolandırılacağınızı düşünüyorsanız bunu iki şekilde önleyebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta projeden bir gayrimenkul alacaksanız eğer, ki insanlar burada bu konut bitmezse ne olur, ne gibi riskler taşırız diye bana soruyorlar. Burada projeden bir gayrimenkul alındığında biz kontratı kaydediyoruz. Bu kontrat kayıt altına girdiği zaman zaten siz almış olduğunuz daire veya villa bu neyse bu üzerine şer konulduğundan dolayı bunu istese bile herhangi bir inşaat firması veyahut da herhangi birisi bir başkasına bu ürünü satamaz. İkinci konuda ise diyelim ki bitmiş bir yer aldınız, tapusu hazır bir yer aldınız, devre gideceksiniz, izniniz çıktı. Burada da dikkat etmeniz gereken bu alacağınız villadır, dairedir, ikinci el konutun tapu dairesinden search belgesini, araştırma belgesini almaktır. Bu belgeyi aldığınız zaman bu ürünün üzerinde herhangi bir ipotek var mı, herhangi bir ara emri var mı görürsünüz. Biz bunu genelde müşterilerimize devir olmadan almalarını, görmelerini öneriyoruz ki burada devre gittiğiniz zaman kötü bir sürprizle karşılaşmayasınız. Bu belgeyi de eğer siz bir acentadan bu gayrimenkulü alıyorsanız acentadan bu belgeyi edinmesini ve mutlaka bu belgeyi kontrolünü sağlayınız.